Ergün Diler son oyun. Amerika'nın kendi içinde büyük savaş var. İçerideki baronlarla Trump karşı karşıya. Başkanlığa yürürken hiçbir medya grubu Trump'ın yanında olmadı ama geldi. Şimdi Amerika derin devleti, Trump seçimleri, Rus hackerların mücadelesi sonucu kazandığı tezini işliyor. Ve tüm dünyanın buna inanmasını bekliyor. Bir yalanı ne kadar sıklıkla ve gür bir sesle söylersen o kadar çok kişiyi yanında bulursun. Amerika bunu en iyi yapan devlettir. Şimdi herkesi buna inandırmaya çalışıyorlar. En azından Trump'ı Rusya-Türkiye ekseninden vazgeçirinceye kadar. Bu eksene karşı çıkanları anlatalım. Ama önce hacker tezini satmaya çalışanlara bakalım. Öncesinde Rusya'nın yaptığı son açıklamaya. Rus basını Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan uçağın kuyrukta meydana gelen bir arıza nedeniyle düştüğünü yazmıştı. Resmi ağızlarda bunu söylemişti ancak tüm Pravda TU-154 elektronik sinyal saldırısı sonucu düştü manşetine attı. Yani Amerika'ya başkan seçtiren Rusya kendi sembolü olan Kızıl Ordu Korosu'nu koruyamıyordu. Savaş umduğumuzdan çok daha büyüktü. Anlamakta zorlananlar vardı ama gerçek buydu. Karşımızdaki aklın nasıl işlediğine, neye ulaşmak istediğine bakmamız şart. Hem de yeni merceklerle durumu anlarsak az hasarla zaferle çıkarız. Ve atılan her adımı inceden inceye sorgulamamız gerekiyor. Ağustos ayına dönelim 2015'e. Dönelim ki oyunu görelim. Büyük bir sevinçle Almanya'dan ve Amerika'dan patriotlar geliyordu. Muhtelif yerlere konuluyordu. Türkiye ye savaşa mı girecek sorularıyla herkes olan biteni izliyordu. Gelen patriotların ne kadar kalacağını bilen de yoktu. Geliyordu. Ancak bir süre sonra bunların geri çekilmesi gündeme düştü garipti. Hem de çok garip ama kimse yeterince üzerinde durmuyordu. Suriye'den herhangi bir tehlikenin gelme ihtimali yok. Yazılımda yeniliklere gidilecek. Doğu Akdeniz'den Aegis savaş sistemi devreye girecek. Bunlara gerek kalmadı sözleri havada uçuşuyordu. Çok kişi ne olacağını anlamıyordu ama gelişmeler peş peşe yaşanıyordu. 2013'te Amerika'nın iki füze bataryası Gaziantep'e, Almanya'nın iki bataryası Kahramanmaraş'a, Hollanda'nın iki bataryası da Adana'da kurulan birliklere konuşlandırılmıştı. Füzeler Türkiye'nin sınır bütünlüğünü koruyacak ve NATO'nun Güneydoğu sınırındaki tehditlere karşı önlem alacaktı. Ama böyle olmadı. Plan değişti. Plan 2015'te değiştirildi. NATO Türkiye'ye savaş açtı tam da bu tarihte. Ağustos 2015'te yerleştirilen bütün patriotların çekilmesi kararlaştırıldı. Ani bir kararla hem de. Tek tek çekildiler. Gerekçeler inandırıcı değildi ama üzerinde düşünmüyorduk. Ağustos'ta karar alındı. Eylül'de sökümler ve geri gitme başladı. Neden? İşte soru bu. Bu plan Pentagon'da yapıldı en ince detaylarına kadar. Biz bilmiyoruz ama bu kararların alındığı toplantıda Türk generaller de vardı. Karar birlikte alınıyordu. NATO'nun Alman kanadı görev aldı. Daha doğrusu ilk adımı onların atması için görev verildi. Sonra Amerika devreye girecekti. Öyle de oldu. Tabi aradan iki ay geçince herkes Patriot olayını unuttu. Çünkü gündemimizde bambaşka bir konu vardı. Ve sıcaktı. Türkiye Rus savaş uçağını sınırda vurdu ve dünyaya manşet oldu. Hatırlayın belki de dünyada ilk olarak ben Amerikalılar vurdu işi de içerideki Amerikalılara yaptırdı diye yazdım. Olaydan birkaç dakika sonra yazdım hem de. Ankara'da birileri "Emri ben verdim" diyordu. Belki de vermişlerdi bilemem ama ben arka planına bakarım ve bunu yazarım. Uçak düşürüldükten sonra NATO ve Amerika herhangi bir Rus saldırısına karşı sonuna kadar yanınızdayız garantisini veriyordu. Olması gereken buydu. Ama gerçek hiç de böyle değildi. Putin uçağın Amerikalılar tarafından düşürüldüğünü olaydan sadece 4 saat sonra öğrendi. Ankara gerçeği öğrense de belki söylemeyi doğru bulmuyordu. Kimin ne kadar güvenilir olduğu tartışmalıydı. At izi it izine karışmıştı neticede. Putin oyunun büyüklüğünü görünce Suriye'deki hava birliklerine sakın Türkiye sınırına yaklaşmayın talimatı verdi. Çünkü yaklaşsalar tekrar tekrar uçakları düşürülecekti. Bunu biliyordu. Çekilmek istendiği savaştan kurtulmak istiyordu. Amerika'nın ikinci planı 2 3 4 yani ne kadar Rus uçağı varsa düşürmek üzerineydi. Arka planda emri veren Amerikalı generallerdi. Putin bunlara cevap veremeyeceğini bildiği için geri çekildi alacağı bir sonuç yoktu. Kumpası gördü ve geri adım attı. Ama o sırada Ankara'da bulunan bazı isimlerin ağzı hiç durmuyordu. 50 yıl sonra Rus uçağını düşüren bir ülkeyiz diyerek devleti rotasından çıkarmak istiyorlardı. Herkesi gaza getirip. Hatta bakın bakalım Rus uçağının düşürüldüğünü ilk kim duyurdu sosyal medyadan? Hiç de uzaklardaki isimler değillerdi. Devletin tepesine yakınlardı. Ama operasyon başlamıştı bir kere. Herkes rolüne sahip çıkıyordu anlamıyorduk. İçimizdeki yabancılar hiçbir zaman uzakta değildi. Elimize atsak sürüsü vardı, böyleydi. Maalesef işte Türk generallerin de katıldığı toplantıdan Patriot ve Rus uçağının vurulması kararı çıktı. Fakat tutmadı. Peki sonra ne oldu? Aynı ekip biraz daha değişerek 15 Temmuz'u planladı darbe ya da kalkışma Rus uçağıyla yarım kalan planı hayata geçirmek için tezgahlandı. Herkes bir olup geldi ama bu plan da millete takıldı. O da tutmadı. NATO üst üste iki kez kurduğu oyunda mağlup oluyordu. Geliyorlardı ama oyunları istenen, beklenen ve amaçlanan sonuçları vermiyordu. Peki vazgeçecekler miydi, geri adım atacaklar mıydı? Hayır, geleceklerdi, gelmeye devam edeceklerdi. NATO'da, Amerika'da geri adım atıp oyunundan vazgeçmezdi. Onlar gelecekti, bizler oyunu bozacaktık. Karşımızdaki bu büyük güç şimdi bütün enstrümanlarıyla ekonomik savaş için düğmeye bastı. Ankara'yı parasız, güçsüz, dirençsiz bırakmak için gelecekler. Muhtemelen bu en son kullandıkları silah olacak. Para üzerinden gelmek için de çok adama görev verildi. Her yerde oyunu hayata geçirmek için baskı kuruyorlar. Türkiye'nin kendi sistemini kurması, milli politika izlemesi kimyalarını bozmuş durumda. Buna katlanamayacaklarını zaten söylüyorlar. Hem dolar üzerinden hem de ekonominin her alanındaki boşluklardan gelmeye çalışacaklar. Bunu bilelim ki birlik olalım. Karşımızdaki İttifak ittifak ülkemizi bizden istiyor. Bunu da almak için zayıf noktalarımıza saldırıyor. Bu tezgah için İçeriden dışarıdan çok adam gönüldü. İsimlere girmek istemem ama sayıları hiç az değil. Amerika'nın Türkiye'yi kaybetmesi kendi imparatorluklarının son bulması demek. Bu bölgede dolar kullanılmadığı anda biterler. Türk-Rus işbirliği Arapları da yanına aldı mı Amerikan rüyası kabusa dönüşür. Bunu bilerek geliyorlar. Gelecekler de bilelim ve yan yana duralım omuz omuza sapa sağlam. İstedikleri şeyin telafisi yok. Vatanı istiyorlar. Verelim diyenleri biliyoruz ama vermeyecekler çok bu ülkede. Haksız mıyım? Not ekonominin yanında önemli ölçüde DAŞ'ı kullanacaklar. Karşımızda hiç batılı görmeyeceğiz ama bunlarla mücadele ediyoruz. Aklımızı ve kalbimizi alıp sizi yaşatalım diyorlar. Birileri buna razı. üzüleceğimiz taraf bu ama zaferler bu nedenle önemlidir. Hem içeride hem dışarıda kazanıldığı için. Ergündüler takvim